İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun olağan oturumu gerçekleşti. Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin 6 askeri mühendislik çalışmaları yaparken Azerbaycan kuvvetleri tarafından kuşatıldı ve esir alındı. Çin, Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor. Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi istişareler. Artsak'ta yeniden yerleştirilen nüfusa mobilyalı konut sağlama programı devam etmektedir. Bloomberg, Erdoğan'ın iktidar partisine destek rekor düşük seviyelere ulaştı. Suriye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde lider Bashar al-Assad'dır. Batı Ermenistan'daki Urartu dönemine ait Bağış Kalesi restore ediliyor. Bugün Gevok Çavuş'u anma günü. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun olağan oturumu gerçekleşti. Oturuma parlamento başkanı Leonardo Basmacihan başkanlık etti. Parlamento geçen hafta tartışılan Cevah konusunu oy birliğiyle kabul etti. Bu konulara ek olarak parlamento Haziran-Temmuz aylarında beklenen etkinliklerle ilgili bir dizi örgütsel konuyu tartıştı. Batı Ermenistan hükümetinin olağan oturumunun ise bugün gerçekleşeceğini hatırlatalım. 27 Mayıs sabahın erken saatlerinde Ermenistan Cumhuriyeti'nin Geharkunik bölgesi sınır bölümünde mühendislik çalışmaları yaparken Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin 6 askeri Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri askerleri tarafından kuşatıldı ve esir alındı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkileri Departmanlığı'ndan verilen bilgiye göre esir alınan askerlerin iadesi için bütün gerekli önlemler alınmaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlıkları arasında 26 Mayıs'ta siyasi istişareler gerçekleşti. Ermeni tarafından istişarelere Dışişleri Bakan Yardımcısı Avet Adons, Çin tarafından Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yuchen başkanlık etti. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkileri Departmanlığı'ndan Armenpress'e yapılan açıklamada istişareler sırasında tarafların uluslararası, bölgesel ve ikili gündeme ilişkin çok çeşitli konuları tartıştıkları bildirildi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan'ın egemen topraklarına girmesinin yarattığı durumu ayrıntılı olarak sundu. Kaynağa göre Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Juhen, Çin'in Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini belirterek 9 Kasım Üçlü Bildirgesi'nin hükümlerinin tam olarak uygulanmasının bölgesel güvenlik ve istikrarın garantisi olduğunu vurguladı. Artsak Cumhuriyeti Çalışma, Sosyal ve Migrasyon Bakanlığı tarafından Artsak Press'e yapılan açıklamada Artsak Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal İşleri Bakanlığı tarafından farklı Artsak köylerine yeniden yerleştirilen nüfusa gerekli ev aletlerini içeren mobilyalı konut sağlama programı uygulanmaktadır. Edinilen bilgiye göre bu kez mobilya ve gerekli ev aletleriyle donatılmış üçü Daşuşen köyünde olmak üzere bir evde Krasni köyünde, Hadrut, Kaşata ve Avedaranos'taki evlerinden ve yerlerinden edinmiş yurttaşlarımıza teslim edildi. Luzator köyünde 15 ev için benzer çalışmalar devam ediyor. Bir sonraki Martuni bölgesindeki Aşan köyüdür. Yakın gelecekte 5 eve mobilya ve ev eşyası sağlanacak. Sunulan başvurulara göre program evleri düşmanın kontrolü altında kalan Artsakh'ın farklı köylerinde yaşama arzusunu dile getiren Artsakh halkı için çalışmalarına devam ediyor. Bloomberg'e göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne olan destek Nisan ayında rekor düşüş seviyeye ulaştı. İstanbul'daki Türkiye Raporu Sosyoloji Ajansı Başkanı Can Selçuk, Erdoğan tarafından Mart ayında Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması seçmenler için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Erdoğan, siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle 5 aydan kısa bir süre görevde kaldıktan sonra Naci Ağbal'ı görevden aldı ve bu Türk lirasının %16'dan fazla düşmesine neden oldu. O zamandan beri lira rekor seviyeye düştü. Metropol Research tarafından Nisan ayında yapılan aylık bir kamu araştırmasına göre Türkiye nüfusunun %27'si işgal altındaki Batı Ermenistan da dahil temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. AKP'nin destek oranı kuruluşundan bu yana iktidar partisi için en düşük oran olan %20'de bulunuyor. Suriye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları özetleniyor. Seçimlere seçmenlerin %80'i katıldı.
Rusya 24 TV'ye göre oylamaya çok fazla vatandaşın katılımı nedeniyle oylama 5 saat ertelendi ve sandıklara ek kutular gönderildi. Rusya dahil uluslararası gözlemcilerin katılımıyla seçimler olaysız gerçekleşti. Oylamanın şu anki lideri Suriye Arap Cumhuriyeti mevcut lideri Bashar al-Assad'dır. Suriye vatandaşları Cumhurbaşkanını 7 yıllık bir süre için seçiyor. Batı Ermenistan'daki Bağış Bitlis'te bulunan birçok medeniyet tarafından kullanılan Adil Cevaz Kalesi, Ahlat Müzesi Başkanlığı'nda yapılan çalışmalarla bölgenin önemli destinasyonlarından biri haline getirilecek. Adil Cevaz Belediye Başkanı'na göre çalışmaların tamamlanmasıyla eşsiz bir güzellik ortaya çıkacak. Adil Cevaz bölgenin cazibe merkezi olacak. Kale 3000 yıllık bir yapı. Yıllarca bazı tahribatlar yaşanmış, şimdi restore edilerek turizme kazandırılıyor. Orada seyir terası gibi bir yer yapılacak. Van Gölü'nün eşsiz güzellikleri insanların görebilmesi için bir tesis yapılacak. Gerçek ismi Gevorg Azaryan olan Gevorg Çavuş, 1870 yılında Batı Ermenistan'daki Sasun'un Pısanats ilçesinin Mıkteng köyünde doğdu. 1886-1888'de hocası Ovannes Muratyan'ın çabalarıyla daha sonra kurtuluş fikirlerinin yayıldığı bir merkez haline gelen Muş'taki Aziz Garabet Manastırı Okulu'nda okudu. Savaşa katılımı ilk fedailerden biri olan Arabon'un grubunda gerçekleşti. Sasun'un 1891-1894'teki kurtuluş savaşlarında, özellikle 1893'te Dalvorik Savaşlarında yer aldı. 1894'te Sasun ayaklanmasının yenilgisinden sonra diğer fedailerle birlikte tutuklandı ve Bağış Bitlis'te, ardından Muş'ta hapsedildi. 1896'da Gevorg hapisten kaçarak Sasun'a sığındı. Ardından Gürgen'in ve Hrayr'ın gruplarına katıldı. Ahbür Serob'un 1899'da öldürülmesinden sonra 1900'de Hain Avin'in ve ardından Antranik Paşa ile beraber Kürt Halil Bey'in suikastlarını düzenledi. Nisan 1901'de Berdek ve Aralık ayında Hayduk, yani Fedai Hareketi'nin tarihinde önemli bir yeri olan Norşent çatışmalarına önderlik etti. Kasım 1901'de Muş'un Surp Arakelos Manastırı Savaşı'na katıldı. 1904 baharında Gevorg Çavuş, Sasun'un İşhanazor ve Dalvorik köylerinin öz savunma güçlerine başkanlık etti. 11 Nisan'da Şeniköy yakınlarında, 14-15 Nisan'da Merker yakınlarında ve 17'de Yelyaguzan yakınlarında Ermeniler şiddetli çatışmalar sürdürdü. 19 Nisan'da Türkler Ermeni mevzilerine topçu ateşi açmaya başladı. Birkaç gün süren direnişin ardından Ermeniler Yelyaguzan'ı terk etmeye ve yakın tepelere çekilmek zorunda kaldılar ve direnişi 14 Mayıs'a kadar sürdürdüler. Sasun'daki olaylara tepkiler Avrupa'ya ulaştı. Avrupa güçlerinin müdahalesini önlemek için Türk yetkililer Sasunlu Ermenileri yok etme niyetlerinden vazgeçmek zorunda kaldılar. Ayaklanmanın yenilgisinden sonra Gevorg Van'a taşındı. Ancak Ağustos 1904'te Ahtamar Adası'ndaki bir toplantıdan sonra Taşnaksutçun Partisi'nin lideri olarak Daron'a döndü. 1906-1907'de Ruben Terminasyan ile çalıştı. Ermeni-Kürt işbirliğini tesis etme çabaları boşa gitti. 27 Mayıs'ta ünlü Suluh Savaşı'nda şehit düştü. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nerses İspiryan tarafından seslendirilen Ermeni fedaisi Gevorg Çavuş'a adanmış şarkıyı sunuyoruz. Azarin haryur ya tavaganin ya tavaganin çek dağmayisi kazan yeviyotin Tome bazmaşkar mahvan geborkin Sasno harazat anun meçtacin Tome bazmaşkar mahvan geborkin Sasno harazat anun meçtacin. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.